Efendim, nefes kesen bir operasyonla başlıyoruz bugün haber kuşağına. Uluslararası uyuşturucu kartelinin izi sürüldü. Kartelin 1 milyar liralık uyuşturucudan elde edilen mal varlığına da el konuldu. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 100 milyon liralık ziynet eşyasına ele geçirildi. 23 kişi de bu sebepten dolayı gözaltına alındı. Şimdi bu büyük operasyonun ayrıntılarını konuşacağız. Nihat Uludağ, İstanbul Haber Müdürü, CNN evet. Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ konuğumuz. Şimdi Nihat, hoş geldin yayına. Nefes kesen bir operasyondan evet. bahsediyoruz ki 14 milyar kara paradan bahsediliyor. Operasyon detaylarını bir dinleyelim. Meltem, gerçekten de senin de bahsettiğin gibi son yılların en büyük uyuşturucuya ait kara para operasyonu bu. İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aslında bakın güzel de bir grafik hazırladı arkadaşlarımız. 2 yıldır İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 yıldır bu uluslararası uyuşturucu kartelin izini ve onların para hareketlerini, mal varlıklarını takip ediyordu. Ve 2 yıllık çalışmanın ardından dün startta bastı ve İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Peki bu uluslararası uyuşturucu baronu kim? Joseph Johannes Lycaders, yani Belçika ve Hollanda'da büyük faaliyet yürütüyor. Güney Amerika'dan aldıkları uyuşturucu, bu uluslararası büyük bir kartel. Güney Amerika'dan uyuşturucuları Meltem Bozbey'le alıyorlar. Ve uyuşturucuları nereye götürüyorlar? Belçika ve Hollanda'ya. Tamam, uyuşturucular orada. Peki daha sonra ne yapıyorlar? O paraları da alıyorlar oradan ve bir bölümünü Türkiye'ye aktarıyorlar. Ne kadarlık bir bölümü? 1 milyar liralık bir bölümünü. 1 milyar. 1 milyar lira. 14 peki, milyar abartmışım. Yok, aslında tam abartı sayılmaz. Şöyle, peki bu kartelin mevcut ne kadar parası olduğu değerlendiriliyor? 6 milyar dolar. Oh. 6 milyar dolar gibi büyük bir paraya sahip olduğu da tahmin ediliyor. Tabii onların izi de devam ediyor. Bir yandan MASAK da çalışmaya devam ediyor ama tabii bu paraların hepsi Türkiye'de değil. Uluslararası fonlarda da değerlendiriyor. Dünyanın dört bir yanına aslında paralarını dağıtmış kartel. Ve bizim polisimiz, yani İstanbul Narkotik Şubesi ekipleri Türkiye'deki ayağını takip ediyorlar. Ve onlarla ilgili güzel bir çalışma yaptılar. Ve bu baronun Türkiye'deki işbirliği yaptığı Siirtli Naci denilen organize bir suç örgütü lideri var. Siirtli Naci deniyor. Onun ekibinden kişiler var. Ve bir de yine baronun bir karteli daha var. Arkadaşlarımız diğer grafiği de bir ekrana getirirse ve bu uluslararası uyuşturucu kartelinin kara kutusu, paraların trafiğini yapan, hesabını yapan, işte bu da o baron, uluslararası uyuşturucu baronu. Başı. Evet. Bakın burada aslında izleyicilerimize anlatacağımız ilginç bir hikaye de var. Meltem Bozbeyoğlu. Saat nedir? Şu saat dikkatini çekti mi? Evet. Gerçekten çok güzel ve özel bir saat. Çok pahalı bir saat tabii. Ve özel pasaportu var saatin. Kimliği var, bakar mısın? Bu saat kimin kolunda görmüştü izleyicilerimiz? Cristiano Ronaldo'nun kolunda görmüştü. Çok özel bir saat. 1,5 milyon dolarlık bir saat bu aslında. Ve dünyada sadece Meltem 6 adet üretilmiş. Ve bir tanesi kimde? Ronaldo'da. Peki diğeri kimde? İşte bu uluslararası uyuşturucu baronun kara kutusu dedik ya, gözaltına aldı. Bodrum'da lüks bir villada gözaltına aldı. Operasyon yapıldı ve onun evinde ele geçirildi. Peki ve saat mi aslında ele verdi? Hayır, saat ele vermedi ama bu büyük bir takip. Saat ele vermedi ama yani mal varlıklarını böyle pahalı şeylere harcamışlar. Uyuşturucudan elde ettikleri paraları. Yine bu da kıymetli bir saat ama bu saatin hikayesi şu. Dünyada sadece 6 adet üretilmiş. Ve ilk seri üretim de bu. Birinci üretim bu. Birinci üretim, tabi Ronaldo'ya da diğer üretimler düşmüştür muhtemelen. Ne kadar çünkü pahalı bir saat? Ne kadar dedi? 1,5 milyon dolar değerinde. Yani çok kıymetli bir saat. Ve bu uluslararası uyuşturucu baronu Meltem Bozbeyoğlu Belçika ve Hollanda'da 200 bin euro para ödülüyle aranıyor. Belçika Adalet Bakanı'nı ölümle tehdit etmiş ve dünyanın her yerinde aranan bir baron aslında. Yaşı da küçük görünüyor Nihat. Bu aslında yok, yaşı küçük değil ama bu eski fotoğrafı, kayıtlardaki bulunan eski fotoğrafı olduğu için böyle görünüyor. Yoksa bu yani bir bunun 10 yıl öncekine ait bir fotoğraf bu. Ve şu operasyonun büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Arkadaşlarımız şimdi bir de operasyon görüntülerini verirlerse orada ilginç ayrıntılar var, ilginç detaylar var. Yani 1 milyar liralık büyük bir kartel, uyuşturucudan elde eden para, mülkleri ele koydu ve şu ele geçirilen, bakın altın tabanca hemen yanında bulunan noktada altın tabanca vardı. Bakın bu, görüyor musunuz? Şöyle bir şey yapmışlar Meltem Bozbeyoğlu. Tabii kara, bu yani nedir? Bu külçe altın. Burası Şişli'de, bu uyuşturucu karteli Şişli'de lüks bir rezidansın bir katını tamamen kapatmış. Ve o katı kendilerine özel bir yaşam alanı olarak belirlemiş. Ve orada
Eğlenceler bakın, bakar mısınız? Bakın, valiz valiz paralar. Aynen. Bu da yine Şişli'deki o özel olarak dizayn edilmiş, özel olarak hazırlanmış o rezidans katındaki yapılan aramalardan bu ele geçiriliyor. Kaç kişilik bir çete bu? Şu an operasyonlarda 23 kişi gözaltında. Baron hala aranıyor. Baron'un yakalanmasında çalışmalar devam ediyor ama baron tüm dünyada aranıyor aslında. O fotoğrafı olan. Evet, deminki biraz önceki uyuşturucu katilin lideri o. Dünyada aranıyor. Siirt Dinacı'nın kardeşi gözaltında. Daha önemlisi Karakutu gözaltında. Yani uyuşturucu kartelinin Karakutusu, paraları aklayan, paraları saklayan kişi Abdullah A.Ü. Yani tam açık ismini vermedim. Tahkikat devam ediyor. Evet. O şu an gözaltında, polis sorgusu devam ediyor, soruşturması devam ediyor. Bu soruşturma daha da büyüyecek, daha da ilerleyecek. Bakar mısınız paralara? Polis ekipleri saatler sürdü bu şu paraların toplanması. Saatlerce o büyük rezidansta, büyük orada özel olarak yapılmış rezidansa bakar mısın? Valiz valiz paralar. Bunlar uyuşturucu kartelinin Türkiye'de getirdiği, Türkiye'de aklamaya çalıştığı paralar aslında. Bu anlamda da bu operasyon çok büyük bir operasyon. Bakın her yerden para çıkıyor. Külçe altınlar çıkıyor, saatler çıkıyor, altın tabanca çıkıyor ve polis gerçekten bu anlamda da çok güzel çalıştı. İstanbul Narkotik Şubesi ekipleri, onları da tebrik etmek lazım. Uzun bir takip gerektiren bir operasyon. 2 yıl Meltem Bozbeyoğlu. Yani bu öyle hani rastgele yapılmış bir operasyon olmuyor. Çünkü MASAK bir yandan çalışıyor. Narkotik Şubesi önce bir ipucu elde ediyor. Takipler yapıyor, teknik takipler yapıyor. Elde ettiği verileri MASAK'a bildiriyor. MASAK daha sonra o kişilerin hesap hareketlerini izliyor. Mal transferlerini takip ediyor. Bakın burada da yine o bu operasyonda ele geçirilen, gözaltına kişinin gözaltına alma anı. Yine bir bakar mısın? Bu da yine uyuşturucu aranan. Evet. Yani genç göründüğüne bakmayın. 10 yıl önceki fotoğrafı bu. Şu an daha farklı bir boyutta. Bakın burada yine, bakın bu rezidans dedik ya, o lüks rezidans. Burada ilk defa demeyeyim ama daha önce bir yeni bu sene kullanmaya başladı. İlk defa değil o. Çünkü daha önceki bir operasyonda kullanmıştı. Bu köpek narkotik dedektör köpeği değil. Bu köpek teknoloji dedektör köpeği. Yani teknolojik ürünleri, cihazları bulan bir köpek aslında. Yani hani bomba... Normalde bu uyuşturucu operasyonlarında... Evet, genelde narkotik dedektör köpekleri kullanılır. Ya da dolayı bomba imha, mesela bomba bulan köpekler vardır mesela. Onlar ona göre eğitilmiştir. Bunlar da teknolojik cihazlar, yani gizli kasaların, gizli telefonların saklandığı... Evet, yine bakın o kasadan çıkıyor. Görüyor musun? Saatlerin bulunduğu nokta orası. Bakın bu saatler de yine... Çok pahalı, çok kıymetli saat. Ne olacak peki bu saatler? Bak işte bu saat. Görüyor musun Meltem Bozbeyoğlu? Cristiano Ronaldo'nun kolundaki saatin aynısı. Dünyada sadece 6 tane üretilmiş. 6 tane ve birinci üretimde Baron'da. Yani bu saatin de böyle ilginç bir hikayesi var aslında. Tabii bunlar suçların aklanması, kara paranın aklanması kapsamında. Yani mahkemeye intikal edecek, mahkeme karar verecek ve bunlara kamulaşacak, devlet el koyacak. Çünkü suçtan elde edilen gelir olduğu mahkemeci de ispat edilirse, ki çok ciddi polis 2 yıl boyunca bunların uyuşturucudan yakayı elde edildiğini... Yakayı nasıl ele vermişler? Efendim? Yakayı nasıl ele vermişler? Yakayı mı? Bu da aslında çok ilginç. Narkotik Şubesi ekipleri bir uyuşturucu operasyonuyla yola çıkıyor. Oradaki ufak bir emare, ufak bir istihbari bilgiyle çalışıyor ve bütün dünyanın, Belçika'nın, Hollanda'nın aradığı baronun Türkiye'de ortakları olduğunu tespit ediyor. Ve o kişiler bu sefer mercek altına alıyor ve bu öyle kolay yapılmış bir operasyon değil Meltem. Yani 2 yıl boyunca İstanbul Narkotik Şubesi ekipleri ilmik ilmik, adım adım, günler süren teknik takipler, fiziki takipler, telefon takipleri, HTS kayıtları ve günler süren takiplerin ardından bu 23 kişinin kimlikleri tespit ediliyor. O Şişli'deki lüks rezidans tespit ediliyor ve gerekli emareler, gerekli fiziki deliller ve MASAK'tan da alınan raporlar doğrultusunda, çünkü MASAK'ın da bu süreci desteklemesi gerekiyor. Neden? Çünkü o para trafiğinin ortaya koyacak olan kişi de MASAK. Onların da tespit edilmesiyle MASAK raporunda ortaya çıkmasının ardından dün itibaren operasyon yapıldı. 5 ilde ve eş zamanlı yapıldı. Bu rezidansla geldi. Şu an rezidanstaki bu paraların bulunma görüntüsü Şişli'deki o lüks rezidansla ve eş zamanlı yapılan operasyonun ardından Karakutu gözaltında, Siirtli Naci denilen o baronun Türkiye'deki ortağının kardeşi gözaltında ve onların aralığında bulunduğu 23 kişi şu an gözaltında sorgulanıyor. Tabii 1 milyar lira bu büyük kartel, yani biraz önce grafiğinde gösterdik. Güney Amerika'dan bütün Belçika ve Hollanda'nın uyuşturucu trafiğini bunlar yönetiyor. 6 milyar dolar gibi bir paradan bahsediliyor ve o paranın da izini aslında İstanbul Narkotik Şubesi ve MASAK takip ediyor. Şu an ilk operasyonun ilk ayağında 1 milyar liralık bölüm tespit edildi ama
Diğer bölümlerinde ipucu takip ediliyor ama onların tabii bir bölümü o paraların Türkiye'de değil. Yani başka ülkelerde de koruma altına almışlar. Gerçekten nefes kesen bir operasyondu. Hikayesi de var ki Ronaldo'nun saatine evet, kadar. Çok ilginç. 1 milyar kara para. Evet. Bakalım tabii teknik fizik takip hala devam ediyor. Soruşturmadan evet, sonra netleşecek. Teşekkür ediyoruz yayına katıldığın için.